En çok kim oynuyor? En çok baş oynuyor, ondan sonra ben oynuyorum. Mizahın geliştiği bir iklimde hizmet üreten Karadeniz Engelli Bakım Evi. Her türlü engel grubunun bakımını üstlenmiş, sosyal aktivitelerin içinde olan ve üreten bakım merkezi Ordu Merkez'de tek. Özel misafirleri ise hizmetten memnunlar. Canımız, yiyeceğimiz, yiyeceğimiz, yattığımız yerler her sabah değişiyor yani. Vallahi ne bileyim, ne anlatayım. Müdürümüzden Allah razı olsun, patronumuzdan Allah razı olsun. Hepsine ömür versin Cenab-ı Allah. Biz çok memnunuz buradan yani. Allah sonumuzda hayırlıyız. Engellilerin tüm sağlık hizmetleri de hekim ve hemşire gözetiminde takip ediliyor. Hastalarımızın bunlar ilaç dolapları. Yani aslanlar, kaplanlar, boğalar şeklinde isimlendirdik. Sonra burada kilitli bir şekilde narkotik ilaçlarımız var. Şöyle yapıyoruz. Yani kilit altında tutuyoruz. Anahtar mutlaka bende oluyor. Ben olmadığım zaman bir başka kişi de oluyor. Narkotik ilaçlarımızı sayarak teslim alıyoruz, sayarak teslim ediyoruz. Onların kontrolleri bizde oluyor. Şu şekilde hastalara ait dosyalarımız var. Sağlık dosyalarını takip ediyoruz. Hastaneye sağlık dosyalarımızı birlikte gidiyoruz. Hani bütün evrakları burada saklıyoruz zaten. Haftada bir zaten aile hekimimiz geliyor. Bunun dışında biz her gün götürdüğümüz zamanlar da oluyor ki ben zaten kendime eşlik ediyorum bakıcılarımızla birlikte. Normal kendi muayenelerini yaptırıyoruz. Rutin kontrollerini yaptırıyoruz. Haftada bir de aile hekimimiz geliyor. Ona da yine hastalarımızı kontrol ettiriyoruz. O şekilde tedavi işlemlerimizi takip ediyoruz. Kurumun müdürü Serpil Kızaklıkaya, Karadeniz Engelli Bakım Merkezi'nin işlevi hakkında bilgi verdi. Karadeniz Engelli Bakım Merkezimizde 7-24 saat engellilerimize burada hizmet veriyoruz. Nasıl bir hizmet? Burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın göndermiş olduğu kimsesiz olan engellilerimize de ailesi tarafından bakılamayan, sokaktaki olan engellilerimize bize gönderip biz de devlet tarafından gelmiş ya da ailesi tarafından bize buraya bırakılan engellilerimize 24 saat bakım yapıyoruz. Bakımımıza neler giriyor? Sağlıkla ilgili problemleri, işte öz bakım, kendi kişisel temizlikleri, aklınıza gelebilecek her türlü her ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. 89 kapasiteliyiz. Şu anda mevcut baktığımız 74 tane engellimiz mevcut. Zihinsel, bedensel ve ruhsal engellimize, 3 grubumuza da hizmet vermekteyiz. Zihinsel bayanımız 19 yaş üstü, zihinsel erkeklerimiz yine 19 yaş üstü erkeklerimiz mevcut. Ruhsal engellerimiz de mevcut. Ruhsal engellerimizin içinde demans ve Alzheimer olan hastalarımız da mevcut burada. Zihinsel engelli çocuklarımız da var, 13-18 yaş arasındaki. Yaş sınırlamamız yok. Her türlü yaşta ve her türlü engel grubuna hizmet veriyoruz. Karadeniz Engelli Bakım Merkezi'nin sosyal aktivitelerin içinde olduğunu söyleyen Serpil Kızaklıkaya, kendilerinin de sosyal aktiviteler ürettiklerini ve engelleri sosyal yaşamdan koparmadıklarını söylüyor. Biz tamam, burada bir iş yapıyoruz. Burada engellilerimize 7-24 saat tamam hizmet veriyoruz, bakım hizmeti veriyoruz. Tek görevimiz bu olarak düşünmüyoruz. Burada tamam tüm ihtiyaçlarını, öz bakımlarını, sağlıkla ilgili problemlerini her şeyini yerine getiriyoruz ama sadece yemek içmek değil hayat. Onu da biz bildiğimiz için. Bunun yanında sosyal hayattan koparmıyoruz buradaki engellerimizi. Hayattaki tüm olması gereken onları eğlendirebilecek, kendi engellini yani bulunduğu mevcutu unutturabilecek tüm etkinliklere katılıyoruz. Bunun yanında müzikli eğlencelerimiz olur her ayda. Onları mutlu edecek, kafalarını dağıtacak. Tiyatrolara, sinemalara, alışverişe, kendi alışverişlerini yapabilecek nitelikteki olan engellerimize, alışveriş merkezlerine götürüp onlara kendi ihtiyaçlarını aldırmaya. Yemeğe götürürüz. Bunun yanında etkinlikler yaptırırız. Geçen 3 Aralık'ta yaptığımız mesela folklor gösterimiz vardı. Bayan ve erkeklerimize ayrı bir etkinlik yapmıştık. Biz bunun için 2,5 ay çalıştık sadece. Bunu ortaya koymak için. Ama bunu yaparken onlar çok mutlu oluyorlar. Kendilerini deşarj ederek, yani biz bir şeyler başarıyoruz. Bir şey yapıyoruz, üretiyoruz diyerekten. Hem onların psikolojik açıdan rahatlamalarını hem de biz hani bize bir şeyler yapılıyor, bize hani insan yerine konuluyor diyerekten
Onlar da özgüvenlerini yerine getiriyor.